Metinde yer alan boş aşağıdaki ayetlerden hangisinin getirilmesi uygun olur? Ramazan ayının bir başka önemi de Kur'an-ı Kerim'in bu ayet inmeye başlamış olmasıdır. Ayrıca 1000 aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi Ramazan ayının içerisinde yer alır. Bugün önemi Kur'an-ı Kerim'de şu ayette anlatılır. Kadir Gecesi'nin önemini anlatan ayetler Kadir Suresi'nde yer almaktadır. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayının Kadir Gecesi'nde Hazreti Muhammed'in Nur Dağı'nın Hira Mağarası'na indirilmeye başlanmıştır. A şıkkında ey iman edenler size açıklandığında sizi üzecek şeyleri sormayın. Kur'an indirildiği zaman sorarsanız size açıklanır. Allah onu affetti, Allah bağışlayandır, kullara yumuşak olandır. A şıkkında Kadir Gecesi ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. C şıkkı Kur'an okunduğu zaman hemen onu dinleyin ve susun, umulur ki siz gelmiş olursunuz. C şıkkında Kur'an okunurken onu dinlememiz gerektiği ifade edilmiştir. D şıkkında bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından yalan olarak uydurulmuş değildir. Ancak bu önündekileri doğrulayan ve kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Bunda hiç şüphe yoktur. Alemlerin Rabbindendir. Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından indirildiği ve içerisindeki bütün bilgilerin de Allah tarafından Hazreti Muhammed'e gönderildiği ifade edilmiştir. Dolayısıyla D de uygun olmaz. B şıkkında doğrusu biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'ne indirdik. Kadir Gecesi'nin olduğunu bilir misin? Kadir Gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi indirilmeye başlandığı, Kadir Gecesi'nin 1000 aydan daha hayırlı olduğu vurgulanmıştır. Bu yüzden cevabımız B şık olacak. Götürümüzün bir parçası olan Muharrem ayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi söylenemez? Muharrem ayında tutulan orucun geçmişi Hazreti Adem'e kadar dayanır. A şıkkını söyleyebiliriz. Hazreti Adem'den itibaren inanan insanlar Muharrem ayında oruç tutmayı özen göstermiştir. Hazreti Muhammed Muharrem ayını Allah'ın ayı olarak nitelendirmiştir. B şıkkını da söyleyebiliriz. Hicri takviminin ilk ayı olan Muharrem ayı Hazreti Muhammed tarafından Allah'ın ayı olarak nitelendirilmiştir. D şıkkı bu ayın 10. gününde Müslümanlar aşureye komşularına ve akrabalarını dağıtırlar. D şıkkını da söyleyebiliriz. Toplum içerisinde dayanışmayı arttırmak amacıyla Muharrem ayının 10. gününde aşure yapılıp dağıtılır. C şıkkı Hazreti Muhammed en faziletli orucun bu ayda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir. Muharrem ayında tutulan oruç nafile oruçtur. Ama en faziletli oruç ise Ramazan ayında tutulan farz oruçtur. Dolayısıyla C şıkkını söylememiz mümkün değildir. Ramazan ayı ile ilgili kavramlar ve tanımları ile ilgili bu tablonun tamamen doğru olabilmesi için hangilerinin yer değiştirmesi gerekir? 1. Kavram mahya tanımı, kültürümüzü eskiden zenginlerin iftara davet ettikleri kimselere vermiş oldukları hediyedir. Bu eşleştirme yanlıştır. Mahya camilerde bulunan minarelerin arasında asılan ışıklı yazılardır. Kültürümüzü eskiden zenginlerin iftara davet ettikleri kimselere vermiş oldukları hediye ise diş kirazdır. 2. Mukabele, Kur'an-ı Kerim'i bir kişinin okuyup diğerinin dinlemesi veya takip etmesi suretiyle hatim edilmesidir. Doğrudur. Ramazan ayında her gün bir cüz okumak kaydıyla toplam 30 gün boyunca 30 cüz okuyarak Kur'an-ı Kerim'i baştan sona toplu bir şekilde okumaya verilen isimdir. 3. Diş kirası Ramazan ayında camilerde iki minare arasında asılan ışıklı yazılardır. Yanlış. 4. İmsakiye Ramazan ayında imsak, iftar ve namaz vakitlerini gösteren çizelgedir. Doğru. Bu yüzden 1 ve 3'ün yer değiştirmesi gerekiyor. Hey Davut, biz senin yeryüzünü halife yaptık. Onun için insanlar arasında adalete hükmet, nefsin isteklerine uyma, sonra nefsin seni Allah'ın yolundan saptırır. Biz hüküm vermeyi Süleyman'a kavratmıştık. Zaten her birine hükümranlık ve ilim vermiştik. Davut ile birlikte Allah'ı tespit etmeleri için dağları ve kuşları onun emrine verdik. Bunları yapan biz idik. Bu ayetlerde Hazreti Davut ile ilgili hangilerine ulaşılabilir? Peygamber olduğuna biz seni yeryüzünde halife yaptık denilerek bire ulaşabiliyoruz. Adil davranması gerektiğine insanlar arasında adaletle hükmet denildiği için ikiye de ulaşabiliyoruz. Hükümranlık ve ilim vermiştik dediğine göre bilgili olduğuna da ulaşabiliriz. Bu yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 yani de şık olacak. Diğer ibadetler gibi oruç ibadeti Allah'ın bize verdiği sorumluluğu yerine getirmek ve onun hoşnutluğunu kazanmak için yapılır. Oruç tutmak sadece yeme ve içmeden uzak kalmak suretiyle yapılan bir ibadet değildir. Bu durum Hazreti Muhammed kim kötü söz ve davranışları bırakmazsa onun yiyip içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur. Oruç bir kalkandır. Oruçlu saygısızlık yapmasın, kötü söz söylemesin. Eğer biri kendisine sataşırsa iki defa ben oruçluyum desin buyurmuştur. Oruçlu olan bir Müslüman Hazreti Muhammed'in bu hadisine göre sözünde durması gerekir.
dürüst olması gerekir. İnsanlara muhtaç, insanlara yardım etmesi gerekir. Ama dedikodu yapmamalıdır. Çünkü dedikodu insanların arkasından konuşmak demektir. Ve dedikodu İslamiyet'te yasaklanmış olan, yapılmaması emredilen bir davranıştır. Bu yüzden oruçlu bir insan dedikodu yapmamalıdır. Sonunda verilen oruç çeşitlerini aşağıdaki örnekler verildiğinde hangisi dışarıda kalır? Dini hükümlerine göre oruç çeşitleri: vacip, farz, sünnet. Farz oruç, Allah tarafından kesin olarak yapılması emredilen oruçtur. Vacip oruç, farz kadar kesin olmamakla beraber dinen yapılması istenen oruçtur. Sünnet, Hz. Muhammed'in tavsiye ettiği ve kendisinin de yapmış olduğu, tutmuş olduğu oruçlardır. Ramazan orucu farz orucudur. Allah tarafından kesin bir şekilde emredilmiştir. Muharrem orucu sünnet orucudur. Hz. Adem'den günümüze kadar gelen, Hz. Muhammed'in de bu orucu tutmuş olduğu oruç çeşididir. Adak orucu vacip bir oruçtur. Tekne orucunun ise dini bir hükmü yoktur. Sadece çocukları alıştırmak amacıyla çocukları tutturulan oruca verilen isimdir. Dolayısıyla D şıkkı dışarıda kalır. Bu şiirde şairin bahsettiği ay aşağıdakilerden hangisidir? Bir ay doğar, gece aydınlanır, ışık saçılır. Bir ay gelir, alem aydınlanır, rahmet saçılır. Bir ay doğar, dolunay olur, hilal olur. Bir ay gelir, bolluk olur, bereket olur. Bir tabağın da kardeşliğe konulduğu sahur, iftar sofraları kurulur, oruçlar açılır, teravihler kılınır. Bir ay doğar, bir ay biter. Ertesi gün bir güneş doğar, bayram gelir. Heybesinde sevinç getirir. Sahurun, iftarın, orucun, teravihlerin olduğu, kendisinden sonra bayramın geldiği ay Ramazan ayıdır. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi Rabbena dualarını istenenlerden biri değildir? Ey Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Ahirette hesabın görüleceği gün beni, annemi, babamı ve tüm müminlere bağışla. Rahmet et. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Ahiret günü affedilmek. Ahirette de iyilik ver. Ahirette hesabın görüleceği gün beni, annemi, babamı ve tüm müminlere bağışla. Bu yüzden A şıkkı istenilmektedir. Allah'ın azabından korunmak. Bizi cehennem azabından koru denildiğine göre B şıkkına da ulaşabiliriz. Allah'ın merhametine sığınmak. Rahmet et ey merhametlilerin en merhametlisi denilerek Allah'ın merhametine sığınmak istenmiştir. Allah'ın kulları tarafından sevilmek. Rabbena dualarında Allah'tan bağışlanma, dünyada da ahirette de Allah tarafından iyilikle ödüllendirilme istenmektedir. Allah'ın kulları yani insanlar tarafından sevilmek için dua edilmemektedir. Ramazan ayı ile ilgili verilen harflerle belirlenen bilgilerden hangileri doğrudur? A. Mukabele sadece Ramazan ayına ait bir uygulamadır. Evet, mukabele Hazreti Muhammed'in Cebrail Aleyhisselam ile her Ramazan ayında karşılıklı gelerek o zamana kadar inmiş olan Kur'an-ı Kerim baştan sona okuyarak gerçekleştirmiş oldukları bir ibadettir. Ve o günden itibaren de bütün Müslümanlar Ramazan ayı içerisinde mukabele yapmaya özen göstermiştir. D. Mahyaların asılması için tek minare yeterlidir. Mahyalar iki minare arasında asıldığı için tek minare yeterli değildir. C. Vitir Ramazan ayına özgü 20 rekatlık sünnet bir namazdır. Yanlış. Vitir namazı Ramazan ayına özgü değildir. Yatsı namazlarından sonra kılınan 3 rekatlık vacip bir namazdır. D. Mazere sebebiyle tutulamayan orucun daha sonra tutulmasına kaza orucu denir. Doğru. Bir insan Ramazan ayı içerisinde geçerli bir sebepten dolayı orucunu tutamazsa Ramazan'dan sonra o orucu tekrar tutar ve buna biz kaza orucu diyoruz. Dolayısıyla cevabımız A ve D, C şıkkı olacak. Ömer öğretmen öğrencileri orucu bozan durumları sormuş ve öğrencilerden bu durumları görsellerle anlatmalarını istemiştir. Buna göre öğretmenin sorusuna hangi öğrenci yanlış cevap vermiştir? Ali, yemek yemek, yemek yemek, su içmek gibi davranışlar orucu bozan
durumlar arasında yer almaktadır. Melek, dışarıdan ilaç takviyesi almak, meleğin vermiş olduğu cevap da doğrudur. Dışarıdan ilaç takviyesi almak, bedene yabancı bir cismin girdiği için orucu bozmaktadır. Bartu, futbol oynamak, spor yapmak orucu bozan durumlar içerisinde yer almaz. Özlem, iğne vurulmak, dışarıdan vücuda enfekte edilen bir iğne vurulması orucu bozan durumlar arasında yer almaktadır. Dolayısıyla yanlış cevap veren öğrenci Bartu'dur.